Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. SML'nin anlamını soruyorsunuz. İsmail'in sessiz harfleri. O kadar çok düşünmeye gerek yok. Bazen böyle hani video serileri falan oluşturmaya çalıştım ama small, medium, large, xx large soru çözümleri falan diye böyle hani zor soru çözümleri şeklinde. Onu zanneden var. Tabii İsmail zor aklınıza geliyor ama Şamil mi hocam isminiz diye soran da var. Onlara da ne diyeyim o zaman, kanalın ismi ŞML Hoca olurdu değil mi? SML Hoca arkadaşlar, İsmail'in sessiz harfleri, sırf sordunuz diye videonun başında söyleyeyim dedim. Trigonometri çalışma sorularındayız. Şimdi trigonometriyi 7 videoda anlattık. Toplamda 3 saatten fazla bir konu anlatımı oldu. Güzel de anlattık. Detaylı bir şekilde anlattık. Neyin nereden geldiğini anlatarak gösterdik. Hani en son mesela şurada bile ters trigonometrik fonksiyonların görüntü kümeleri niye böyle, veya işte tanım kümeleri fonksiyonları niye böyle, birebirlik ve örtenlikle alakalı olan kısımlarını anlattık. Bir kusurumuz olduysa tabii affola ama olabildiğince detay vermeye çalıştım. Sen de umarım olabildiğince detaylı biçimde anlamışsındır. Şimdi bu soruları pekiştirme zamanı. Trigonometri çalışma soruları diyoruz. Hadi bismillah başlayalım sevgili gençler. Şimdi sinüs 110, kotanjant eksi 100, bla bla bla. Yukarıda numaralandırılmış trigonometrik sayıların kaç tanesi negatiftir diye sorulmuş. 110 ikinci bölgededir ve ikinci bölgede sinüs pozitiftir. Kotanjant eksi 100 demişim. Eksi 100 nereye tekabül ediyor? Bu eksi 100 dediğimiz 260 derece değil mi? 260 derecede üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjant pozitiftir. Geç. Eksi 50 demiş. Yani 310 derece. 360'tan çıkardınız. Tanjant 4. bölgede negatiftir. 15 pi bölü 4. Şimdi ben bunu esas ölçüsünü bulayım. 15'i kaça böleceğim? 8'e. Kaç defa var? Bir defa var. O halde sevgili gençler 8 dedim, çıkardım. 7 geldi. 7 pi bölü 4 geldi. Sen bunu 7 çarpı 180 bölü 4 diyecek olursan eğer, 4 ile bunu sadeleştirirsin. 45. 7 kere 45. Yani 280 artı 35 geldi. Bu da sevgili gençler 4. bölgededir. 4. bölgede kosinüs negatiftir. Sinüs 13 pi bölü 6. Şimdi 12 pi bölü 6'dan sevgili gençler pi bölü 6 kadar fazla değil mi? Ki 12 pi bölü 6 dediğimiz şey zaten 2 pi'nin ta kendisi. Yani sıfırın ta kendisi. Pi bölü 6 da birinci bölgede, biliyorsunuz. Birinci bölgede pozitifte pozitifti. Ne demiş? Kaç tanesi negatiftir? Bir şu, bir de bu. Yani toplam iki tanesi sevgili gençler. İkiyi Romen rakamıyla yazmayalım. İki tanesi negatif dedik ve tabii ne yapıyoruz? İkinci sorumuza devam ediyoruz. 77 pi bölü 3 radyanlık açıya sahip ışının birim çemberi kestiği noktanın koordinatlarını bul demiş bize. Şimdi birim çemberi kestiği noktanın koordinatlarını bulacağız. Ama önce esas ölçüsünü bulalım. Bu 77 pi bölü 3'ün. Nasıl buluyorduk? 77'yi kalkıyorduk. Bunun iki katı olan 6'ya bölüyorduk. 77'nin içerisinde 6 kaç defa? 12 defa vardır. Çarparsanız 72 gelir. Çıkarırsanız burası 5 gelir. Ve esas ölçünüzün, yani 77 pi bölü 3'ün aslına bakarsanız 5 pi bölü 3'ün ta kendisi olduğunu görebilirsiniz. Burası 5, burası 3 olduğu için. 5 pi bölü 3 de sevgili gençler 5 çarpı 180 derece bölü 3'tür. 180'i 3'e böldünüz. 60, 5 ile çarptınız. 300 derece geldi. Şimdi bunun koordinatları kosinüs 300 dereceye sevgili gençler sinüs 300 derecedir. Ve ben bunu şu şekilde de yazabilirim. Kosinüs eksi 60, sinüs eksi 60 biçimde de yazabilirim. Çünkü eksi 60 derece negatif yöndeki 60 derece pozitif yöndeki 300'e eşittir. Toplayınca 360 yapıyor çünkü. Kosinüs eksi 60, kosinüs 60'ın ta kendisidir. Sinüs eksi 60 da eksi sin 60'ın ta kendisidir. Biliyorsunuz biri çift, kosinüs çift, sinüs tek fonksiyondu. Kos 60 1 bölü 2, eksi sin 60 da eksi kök 3 bölü 2'dir. Ve böylelikle birim çember üzerindeki bu noktanın koordinatlarını da bulmuş olduk sevgili gençler. Devam 3. soruyla. Aşağıda verilen cümlelerden kaçı doğrudur denilmiş. Şimdi arkadaşlarım, tanjant artan, kotanjant azalan fonksiyondu. Dolayısıyla tanjant 46, kotanjant 46'dan 45'ten sonraki açılarda daha büyüktür.
Doğru. Sin 46 cos 46'dan daha küçüktür demiş. Sinüs artan, kosinüs azalan fonksiyondu. Burada sin 46'nın cos 46'dan daha büyük olmasını bekliyoruz 45 dereceden sonra özellikle. Dolayısıyla sevgili gençler bu yanlıştır. Yani sin 46 cos 46'dan daha büyüktür. Peki kosinüs 44, sinüs 44'ten daha büyük müdür? 45'ten önce evet kosinüs sinüsten daha büyüktür. Dolayısıyla doğrudur. Kotanjant 44, tanjant 44. Ha hocam bunları şöyle de yazamaz mıyız? Sinüs 46 ve bunu 90'a tamamlayan sin 44 değil mi hocam? Sin 46 sin 44'ten daha büyüktür çünkü sinüs artandır. Bunu bu şekilde çözdüm ben. Yanlış mı çözdüm dersen doğru çözmüşsün. Hiç sıkıntı yok. Bunu da aynı şekilde çözebilirsin. Bak sin 46 yazarsın buraya. Büyüktür. Sin 44 olur. Üçüncüsü için söylüyorum. Bak bu doğru geldi. Kot 44 ve tan 44. Kotanjantın sözü de 45'ten önce geçerlidir. 45'ten küçük açılarda kotanjant sevgili gençler tanjanttan daha büyüktür. Ama burada küçük demiş gitti maalesef. Sekant 44 yani 1 bölü cos 44 küçüktür demiş 1 bölü sin 44. Şimdi normal şartlar altında biliyorsunuz cos 44 büyüktür sin 44 yukarıda da zaten bunu söylemiştik doğru olduğunu. Ters çevirirseniz 1 bölü kosinüs 44 küçüktür 1 bölü sin 44 olur. Ters çevirince biliyorsunuz işaret de yön değiştiriyordu. Demek ki bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur denilmişti? 1, 2, 3 tanesi doğrudur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 4'e. A, B, C, D bunları sırala demiş. Şimdi sin 20 mi büyük, cos 20 mi büyük? Tabii ki cos 20 büyük çünkü bu sin 70'in ta kendisi. Hocam bu da sin 70. Evet güzel. Tan 47 de biliyorsunuz tan 45'ten daha büyük. Tan 45 de biliyorsunuz 40 pardon 1 40 ne lan 40 beni andı. Neyse. Tan 47 sevgili gençler birden büyükmüş. Şimdi biliyorsunuz ne sinüs ne de kosinüs birden büyük olabiliyordu. Demek ki D aralarında atası bunların D en büyük. Sin 70 de sin 20'den büyük. O zaman C'den daha küçük, DC'den daha büyük ve C ile B eşitti. O zaman B'de A'dan daha büyüktür ve doğru sıralanış budur diyebiliriz sevgili gençler. Tersten sıraladıysan A küçüktür, B o da eşittir, C bu da küçüktür, D diyebilirsin. Burada B ile C'nin yer değiştirmesi tabii ki bir şey ifade etmiyor. Devam ediyorum 5. sorumla. Yukarıda 32 santim uzunluğunda bir tane tel verilmiş bize. AC ile BC üssünün birbirine eşit olduğu söylenmiş. Yani şu kısımla şu kısım birbirine eşitmiş. Tel A ve B noktalarından kıvrılıyor. Tamam mı? Bak ne güzel anlattım. Kıvrılıyor arkadaşlar. Tamam mı? C ve C üssü noktaları çakışacak şekilde ikizkenar üçgen oluşturuluyor. Yani arkadaşlar bak bunu şuradan şöyle tutmuş. Bunu böyle kıvırmış. Bu da böyleymiş. Bunu da böyle kıvırmış. Tamam mı? Bir üçgen oluşturmuş. İkizkenar olduğu için biraz tabii orantısız oldu. Ben sana onu düzgün oluşturayım. Şöyle yapayım. Daha sonrasında şöyle yapalım. Tamam şimdi biraz daha ikizkenara benzedi. Tabii bunlar da birbirine eşit. Buna göre oluşan üçgenin eşit olan her bir dış açısının ölçüsü teta olduğuna göre eşit olan dış açısı ne? Şunlar değil mi? İç açıları eşit çünkü bunların. O zaman burası tetaymış, burası da tetaymış. Diyor ki tanjant teta nedir? Şimdi 32 santimetre uzunluğundaydı bizim bu telimiz. Tamam mı? Ben şunu şöyle indireyim. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 6 olur ama şuranın ne olduğunu bilmiyoruz. Ve sevgili gençler burada BC üssü ve AC üssünün de ne olduğunu bilmiyoruz. Buraya K dedim, buraya da K dedim. Ne demişti? Tel A ve B noktalarından kıvrılmış ve çakışacak biçimde bir ikizkenar üçgen oluşturulmuş. Onu da yaptık. Oluşan üçgenin eşit olan her bir dış açısının ölçüsü teta ise tanjant teta sorulmuş bize. Şimdi ben telin tamamının 32 olduğunu bilmiyor muyum? 32'den şuradaki 12'yi çıkarın bakalım. Ne gelir? 20. 2'ye bölün bu 20'yi de. 2'ye böldüğünüz takdirde 10 gelir. Demek ki kardeşim burası 10'muş, burası da 10'muş. Hani az önce bilmiyoruz K demiştik ya. Burası 10'muş, o zaman burası da 10'muş. Şimdi burası 10, burası 6 ise buraya ne kalır? 8. Bana bu tanjant teta sorulmuştu. Ben şuraya beta diyeyim ya da 180 eksi teta diyelim. Bakın. Şöyle dersem eğer ben. Tanjant 180 eksi tetayı hesaplayabilirim ama tanjant tetayı kendin bulacaksın. Dersen bence ki siz kendiniz bulabilirsiniz. Tanjant 180 eksi teta nedir? Karşı bölü komşu 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 değil midir? Kardeşim bu tanjant 180 eksi teta dediğimiz şey 180'den çıkardığımız için isim değiştirmeyecek. Tanjant olarak kalacak. İkinci bölgede tanjant negatif eksi dedim. Eksi tanjant tetayı bulmadık mı 4 bölü 3 diye? O zaman tanjant teta nedir? Tabii ki eksi 4 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili gençler.
Cevabımız da budur. Çünkü bana zaten tanjant tetayı sormuştum. Devam ettim 6. soruyla. Şekilleri falan kendim çizdim. Bir de böyle altlarına falan da böyle gölgelendirme falan yaptım. Ha, 10 numara fevkalade oldu. Yani ben sevdim. Kendim yaptığım için sevmiş olabilirim. Belki senin gözüne kötü geliyor olabilir ama ben sevdim yani. Güzel oldu. Yarıçapı 1 birim olan daire biçimindeki kartondan çeyrek daire biçiminde bir parça kesilip çıkarılıyor. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Kalan karton parçası rastgele bir şekilde ikiye ayrılıyor. 10 numara bir soru. Bizim acilin sorusu. Oluşan iki karton parçasında eğri biçimindeki yayların uzunlukları şekildeki gibi x ve y'dir denilmiş. Buna göre sin x bölü sin y oranının y türünden eşitini bul demiş. Şimdi bak. Yarıçapı 1 birimmiş bunun. Tamam mı? Yarıçapı 1 birim. Çeyrek daire biçimde bir parçayı kesmişiz atmışız. Şimdi çeyrek daire attık ya. Çeyreğini attığımız için şuradaki yayın sevgili gençler bana belirttiği uzunluk 3 pi bölü 2'nin ta kendisidir. Niye? 2 pi'den pi bölü 2'yi atmışsın çünkü çeyreğini atmışsın. %75'i kalmış. Anlatabiliyor muyum? Pekala. Şimdi bak şuradan bir nokta seçmiş. Burayı da böyle cart diye kesip atmış, tamam mı? Orayı kesip attıktan sonra yani kestikten sonra şurada kalan yayın uzunluğu x'miş. Burada kalan yayın uzunluğu da y'ymiş. Ve bana demiş ki sin x bölü sin y'yi sormuş. E güzel kardeşim bak. Şimdi sen bu x ile y'nin toplamının aslında 3 pi bölü 2 olduğunu biliyorsun. O zaman sen bu y'yi 3 pi bölü 2'den x'i çıkararak elde edebilirsin. O halde ben hani bana da sormuş ya sin x'i git sin y'ye böl demiş. Ben sin y'ye bölmek yerine sinüs 3 pi bölü 2 eksi x'e bölerim bunu. Sonra da üst taraf zaten sinüs x hocam. Şurayı sileyim gençler. Şurayı sileyim. Üst taraf zaten sinüs x'in ta kendisi. Alt tarafta 3 pi bölü 2'den çıktığı için isim değiştirir. Kosinüs olur. Üçüncü bölgeye düştüğü için negatif olur. Bir de x'imiz var. Sinüs x bölü eksi kosinüs x. Y türünden eşitini bul demiş. Bu nedir arkadaşlar? Eksi tanjant x midir? Eksi tanjant x. Tabi y türünden eşitini bul demiş. Keşke şurada x'i yalnız bıraksaydık. Neyse sıkıntı yok. Şöyle deriz. X eşittir 3 pi bölü 2 eksi y'dir. Bir daha başa sarmış gibi oldu ama kusura bakmayın. Eksi tanjant. Buraya da dersin 3 pi bölü 2 eksi y'dir dersin. Tamam mı? Üçüncü bölgede tanjant pozitif zaten. Bu eksi buradaki eksi. Haberiniz olsun. Yine eksi tanjant y diyebiliriz. Cevabımız bu olacaktı sevgili. Ha, pardon özür diliyorum. 3 pi bölü 2'den çıkardığımız için isim değiştiriyor. Kotanjant. Eksi kotanjant y de bizim cevabımız olur. Sevgili gençler gayet şık ve güzel bir soruydu. Devam ediyorum. Gene bizim yayından acilden bir soru. Çizimleri falan kendim yaptım ha. 10 numara olmamış mı? Bak böyle şeffaflığını falan ayarlayabiliyorum. Ve ilginçtir. Yani bunların hepsini Word'de yaptım biliyor musunuz? Yani Word'de kitap dizgisi yapan hem de böyle şekilli çukullu ilk adam ben olabilirim yani. İlk adam kesin değilimdir de. Yani kendi başıma keşfettiğim için çok mutlu oldum. Sadece şu sıfırlara sinir oldum. Yani derece yapmaya çalıştım bunları. Bazı yerlerde yapabildim. Bak mesela... Yapamamışım. Yaptım onu hatırlıyorum. Bazı yerlerde yaptım ama çoğu yerde böyle sıfır oldu. Artık benim öğrenciler onları dedim şey yapmazlar, kafalarına takmazlar. Derece gibi okuyunca zaten sıkıntı yok. Zaten kimse okumuyor dereceleri. Değil mi? Yani sinüs 52 derece yazınca sen sinüs 52 derece demiyorsun ona. Sin 52 deyip geçiyorsun, yapıştırıyorsun. O yüzden kimse takmıyor zaten. Sıkıntı da değil. Ama bir sonraki seneye inşallah bunları derece yapmayı öğreneceğim. Şimdi... Bir odanın kapısı alfa derece açıldığında zeminde aşağıdaki üçgen oluşmuş arkadaşlar. Alfa derece açılmış. EDF açısına da alfa demiş. Şimdi neresi o zaman alfa? Bak şurası alfa. O zaman şurası da alfa. Ha, alfa derece açmışız kapıyı. Zaten bunu deyince anlaşılıyor. DEF açısı 5 pi bölü 12'ymiş. DEF bak şurası neymiş? 5 pi bölü 12. Bu 5 pi bölü 12 dediğimiz şey 5 çarpı 180 derece bölü 12'dir. 180'i 12 ile sadeleştirirsek sevgili gençler 15 gelir. 5 kere 15 de 75 olur. Demek ki burası 75 dereceymiş. Peki kotanjant alfa ile sinüs alfanın çarpımı sorulmuş sevgili arkadaşlarım bize.
Şimdi DEF açısını, EDF açısının alfa olduğunu biliyoruz. Kotanjant alfa ile sinüs alfanın çarpımı sorulmuştu biliyorsunuz. Bu kotanjant alfa dediğimiz şey kos alfa bölü sin alfa değil mi güzel kardeşim? Sen bunu sinüs alfa ile çarparsan zaten sinüs alfalar gitmiyor mu? Çat ve çat. Geriye ne kaldı? Yani kosinüs alfayı sormuş dedik şimdi. Yok kardeşim. Bu kapı denen şey. Kapı 60 santimse kapının oyuğu 70 santim olmamalı değil mi? Yani kapı ne kadarsa bu kapının çerçevesi de o kadardır. Hocam ikizkenar bu. Evet kardeşim burası 75 ise o zaman burası da 75 olmaz mı? Olur. 75, 75, 150. Aha da bu alfa kaçtır o zaman? 30 derecedir hocam. Bize neyi sormuş o zaman? Kosinüs 30'u sormamış mı? Kosinüs 30 derecede nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Zaten kapının kalınlığını önemsemeyin demişti. Bizi önemsemedik zaten. Anlaşıldı diyelim. Geçtim 8'e. ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C'dir. Üçgenin kenar uzunlukları arasında A eksi C çarpı A artı C eşittir. B çarpı B artı C bağıntısı varsa A köşesi kaç radyandır diye sorulmuş. Şimdi genç ve güzel kardeşim. Bak şurası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. O zaman burası A'dır. Aha da burası B. Burası da C'dir. Doğru mu? Doğru. Hemen şu iki kare farkını görüyorsun. A kare eksi C kare dedim. B'yi de içeri dağıttın. B kare artı BC yazdın. Pekala. Şimdi A köşe açısı kaç radyandır demiş ya, yani şuranın kaç radyan olduğunu soruyor. Şimdi ben burada bir Pisagor teoremi çaksam, pardon özür diliyorum, kosinüs teoremi çaksam. Şunun karesi yani A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A desem. Tamam mı? Sonra da şu C kareyi şunun yanına atsam. Üstte bulduğum denklem vardı ya. Aha şu. Bunu da sevgili gençler bakın. A kare eşittir. B kare artı C kare artı BC. Oh mis oldu bak. Tam böyle doğru doğru gidiyorduk. A kare eşittir. B kare artı C kare diye gidiyorduk. A kare artı eşittir. B kare artı C kare diye gidiyorduk. Şunlar şu. X de A kare olduğuna göre demek ki şu sarıyla işaretlediğim birbirine eşit. Yazalım. Eksi 2 BC çarpı kosinüs A eşittir BC. BC'leri de götürelim hocam. Nasıl olsa bunlar kenar uzunluğu olduğu için çarpımları pozitiftir. Gitti 1 kaldı. Bu da gitti. Eksi 2 cos A 1 ise cos A nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Bana neyi sormuş? Kaç radyandır diye soruyor. Şimdi diyeceğim ki hemen. Bu kosinüsü eksi 1 bölü 2 yapan açı. Şimdi 1 bölü 2 yapan açının 60 olduğunu biliyoruz. O zaman bu ikinci bölgedeymiş. 180'den 60'ı çıkardım. 120 derece diyebilirsin A'ya. 120 derece. Şimdi mesela bu soruyla alakalı sevgili gençler. Bana şöyle bir soru gelmişti. Geçen yıl şöyle bir soru gelmişti. Hocam şimdi burada aslına bakarsanız kosinüs A eksi 1 bölü 2 değil miydi? Ben de dedim evet. Tamam. O zaman ben bu A'nın ikinci bölgede olduğunu nereden biliyorum? Ya üçüncü bölgedeyse? Ben de ona dedim ki videoyu durdurup ne dediğimi tahmin edebilirsiniz. Ben de ona dedim ki ya güzel kardeşim bak bu A'nın 180'den küçük olması gerekiyor. Bundan kaynaklı ikinci bölgede seçmek zorundayız. Dedi ki neden? Ya niye 180'den küçük olması gerekiyor? Çünkü A dediğimiz açı üçgenin bir köşesi. Yani o köşenin açısı. Üçgenin zaten iç açılarının toplamı 180. A nasıl 180'den küçük olmayabilir ki? Değil mi? Demek ki sevgili gençler bundan kaynaklı biz A'yı 120 derece seçeceğiz. Geçtik. Devam. 9. soru. 1 artı kos 20 bölü 2'nin karekökü. Ne zaman ki bir kosinüsün yanında ahan da böyle 1'i gördünüz, o birden kurtulacaksınız. Bunu da dediğimi unutmayın. Ne zaman ki bir kosinüsün yanında 1 varsa o birden kurtulacağız. Neyle? Yarım açıyla. 1 artı kosinüs 20 dereceyi şöyle yazacaksınız. 2 kos kare 10 eksi 1. Bak burası ne? Şununla işaretlediğim yer, maviyle işaretlediğim yer. Aha kosinüs 20. Bölü aşağıda da ne var? 2 var. Onu da yazalım. Bunun da karekökü var elimizde. Şimdi eksi 1 ile artı 1 gider. 2 ile de 2 gider. Kos kare 10'un karekökü. Mutlak değer kosinüs 10 derece olur ki kosinüs 10 derecenin ben pozitif olduğunu bildiğim için kosinüs 10 derece olarak çıkar. Cevabımız budur diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. 0 ile pi aralığındaki bir x için sinx eksi 1 ile 2 sinx artı 1'in çarpımı 0. Bu denklemin çözüm kümesinin elemanları toplamını bulunuz demiş. Şimdi burada ya sinüs x 1'dir
Ya sinüs x 1 olmalı karşının 0 olması için. Ya da sinüs x'in eksi 1 bölü 2 olması gerekli ki karşısı 0 olsun. Şimdi sinüs x 1 ise bu sinüsü 1 yapan bir tek 90 derece var. Yani pi bölü 2 radyan var. Sıfırla pi aralığında sadece bu var. Yoksa hani artı 2k pi diye devam edebilirim ama etmiyorum. Neden? Çünkü sıfırla pi aralığında demiş adam zaten. Demişim. Peki. Sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2. E şimdi sinüsün negatif olduğu bir üçüncü bölge bir de dördüncü bölge var. E burası da yani sıfırla 1 pi aralığı da birinci ve ikinci bölgeleri kapsayan yer. O zaman ben diyorum ki kardeşim buradan bana çözüm mözüm gelmez. E çözüm kümesindeki elemanların toplamı sorulmuş. E çözüm kümesinde bir tane eleman var. O zaman toplamı da kendisidir zaten. Cevap pi bölü 2 olacaktı deriz. Devam 11. soru. Şimdi sin 41 bölü sin 19 artı kos 41 bölü kos 19. Çarp kardeşim kosinüs 19 ile. Burayı da sinüs 19'a çarpalım. Üst taraf ne olur? Sin 41 çarpı kosinüs 19 artı sinüs 19 çarpı kosinüs 41 derece olur bölü. Alt kısımda da sin 19 kos 19 var. Sin 19 derece çarpı kos 19 derece. Peki üst tarafa bakacak olursanız sin kos sin kos sinüs toplam formülü arada da artı olduğu için neyle neyin toplamı 41 ile 19'un toplamı toplarsanız sinüs 60 derece gelecektir. Bölü alt kısımda da sin 19 kos 19 var. Yani sevgili gençler iki kare pardon yarım açı formülünden sinüs 2 alfa normalde neydi? 2 sin alfa kos alfaydı biliyorsunuz. Burada ne var? Sin alfa kos alfa var aslında bakın. Sin alfa kos alfa. Sin alfa kos alfa. İkiyi karşıya gönderirseniz cevabı bulursunuz. Demek ki burası da neymiş? Sinüs 38 bölü 2'ymiş. Şimdi sinüs neyse sinüs kök 3 bölü 2 idi sin 60. Ve bu da sinüs 38 bölü 2. Bölü 2'ler giderse cevabınızın kök 3 bölü sinüs 38 olması gerektiğini de görürsünüz sevgili gençler. 38 benim ilkokul numaram. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar yok. Birinci sınıftan evet beşinci sınıfa kadar kullandığım numara 38'di. Sonra ortaokulda 2005 olmuştu. Sonra lisede de 66'ydı. Devam. Fx eşittir. 2 eksi kosinüs 4x fonksiyonunun grafiğini çiz demiş bize. Şimdi grafik çizeceğiz ha. Nasıl çizeceğiz? Şöyle bakınız. Şu bizim xy kartezyen koordinat sistemimiz olsun. Normalde kosinüsün grafiği yani kosx'in grafiğini bir çizeceksiniz. Sıfır için birden geçiyordu. Şöyle bir grafikti. Şöyle bir grafik daha sonrasında tıp 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 böyle devam edebilir. Tamam. Bunu çizdik. Tabii bu tarafa doğru da bu şekilde devam ediyor. Böyle kesik bir çizgilerle. Şimdi şurasının sıfır olduğunu biliyoruz. Kosinüs pi bölü 2 için sıfırdı. Daha sonrasında şöyle gösterelim. Pi için eksi 1'di. Şurası şöyle yaparsak 1 olsun. Daha sonrasında şurası da sevgili gençler o halde. Şurası 3 pi bölü 2'dir. Eksi 1'di. Ve 2 pi için de tekrardan 1 oluyordu. Ama bana gelin görün ki cos 4x lazım. Şimdi ben mesela kosinüs pi'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. Ben burada x gördüğüm yere ne yazarsam cos pi gelir burası pi bölü 4 yazarsam. Demek ki bu pi pi bölü 4'e kadar daralacak. Aslına bakarsanız biz bunları fonksiyonlarla dönüşümler dersinde gördük. Yani şöyle dedik. Dedik ki içerisi 4x ise 4 ile çarpıldıysa sen o fonksiyonun grafiğini 4 kat bu şekilde daraltacaksın. Sünger gibi basacaksın böyle. Tamam, pres makinesine koymuş gibi basacaksın. Uzunluk değişmeyecek. Uzunluğuna yani enine boyuna hiçbir şey yapmıyorsun. Eni daralacak bu şekilde. Şimdi madem öyle buradaki 2 pi 4 kat küçülecekse bu pi bölü 2'ye kadar gelir. Çünkü sen 2 pi'yi 4'e bölersen pi bölü 2'ye kadar düşecektir. O halde sevgili gençler ben yeni fonksiyonumu şöyle çizeceğim. Şunları silivereyim. Şimdi kosinüsün grafiğinin bu şekilde olduğunu gördük.
Daha sonrasında diyeceğim ki komple silip baştan çizsem daha kolay olur silgiyle uğraşmak yerine. Şöyle yapalım. Bakın dedim ki cos 0 gene 1 olacak zaten. Şöyle bir grafik olacak. Biraz basılmış bir grafik. Ve sevgili gençler burası 0 iken bu sefer şurası az önce pi bölü 2 idi biliyorsun. Pi bölü 8 olacak. Şurası pi idi biliyorsun. Pi bölü 4 olacak. Burası 3 pi bölü 2 idi. 3 pi bölü 8 olacak. Ve şurası da sevgili gençler 2 pi idi. Pi bölü 2 olacak. Bastım grafiği ve bu kosinüs 4x'in grafiği. Eksiyle çarparsam şöyle olur grafik. Madem öyle benim eksi kosinüs 4x dediğim grafik nasıl olacak? Şöyle gelecek, şuradan başlayacak, yukarı doğru çıkacak ve bu şekilde aşağı doğru inecek. Yeni grafiğim bu. Bir de buna 2 ekle demiş. Kardeş burası zaten eksi 1'di. Sen bunu 2 birim tutup yukarı doğru kaldırırsan şurası 1 olur ve bu sefer de buradan başlar senin grafiğin ve bu şekilde olur. O halde sevgili gençler bakın şöyle gösteriyorum. Şunları sileyim. Yeni bir kartezyen koordinat sistemi oluşturalım. Şöyle oluştursam yeter. Bakın şurası 1. Ben bu grafiği tuttum. Şu şekilde yukarı doğru çıkardım ve geri aşağı indirdim. Ve bu kosinüs grafiği, f'in grafiği artık bu şekilde devam edecektir dedim. Ve negatif tarafta da bu şekilde devam etmeye, bu şekilde devam eder. Şurası neydi? Sıfırdı. Daha sonrasında hemen şöyle göstereyim ben size. Sevgili gençler. Şurası artık biliyorsunuz ki pi bölü 8'di. Pi bölü 8. Şurası sevgili gençler pi bölü 4'tü. Şurası 3 pi bölü 8'di. Ve şurası da sevgili arkadaşlarım neydi? Pi bölü 2'ydi. İşte benim fx fonksiyonumun grafiği budur diyebiliriz. Yani böyle x'lere değer vererek grafik şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye düşünmenize gerek yok. Fonksiyonlarda dönüşümlerle, ötelemeyle bu şekilde çözebilirsiniz soruları. Bu arada bu fonksiyonun çıkabileceği maksimum yükseklikte biliyorsunuz kosinüsün değer aralığının boyu yani eksi 1 ile 1 aralığıydı ve boyu 2 birimdi. Burası 1 ise hocam burası da 3 olur zaten. Anlaştık ve şu pi bölü 8 için de tabii ki 2'den geçer. Çünkü az önce 0'dan geçiyordu. 2 birim yukarı kalkınca 2'den geçer. Bunları da söyleyebiliriz tabii. 3 pi bölü 8 için de 2'den geçer bu arada. Devam ediyorum 13. sorumla. Evet gençler 13. sorudayız. 13. soruyu videoyu editledim. Kestiğim yer var. Yaklaşık bir 15 dakika falan çözmeye çalıştım. Çözemedim. Niye çözemedim? Çünkü sevgili gençler soruyu yanlış yazmışım, dizgilemişim. Kusura bakmayın. Aha burası 4 değil. Orası boş. Burası 4 sevgili gençler. Bu kadar basit bir soru için gereğinden fazla uğraştığımı düşünüyorum. Artık soruyu çözeyim ben size. Kusura bakmayın. Eğer çözüp de uğraşıp da çözemeyen varsa da hakkınıza girdim. Kusura bakmayın. Şimdi ne diyeceğiz? Tabii doğal olarak sinüs teoremi uygulayacağız. Yani 4'ün sinüs a'ya oranı 4 bölü sinüs a. Burası 4. Bakalım inşallah yanlış hatırlamıyor. 5 bölü sinüs 90 artı a diyeceğiz. Bunlar da birbirine eşit diyeceğiz. Daha sonrasında sevgili gençler şu sinüs 90 artı a'yı biliyorsunuz ki kosinüs a'ya eşittir. Dolayısıyla sinüsün kosinüsü oranı 4'ün 5'e oranına eşittir diyeceğiz. Yani tanjant a 4'ün 5'e oranına eşittir. 4 bölü 5'tir diyebiliriz. Devam. Tekrardan kusuruma bakmayın. Yanlış bir dizgi hatası yapmışız. Devam. Arc kosinüs 3 bölü 5. Ne diyeceğiz buraya? Hocam burası alfa açısı olsun. Burası da beta açısı olsun. Bize de tanjant alfa artı beta soruluyor. Tanjant alfa artı betanın sen toplam formülünden şu olduğunu biliyorsun. Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan. Tan alfa çarpı tan beta olduğunu biliyorsun. Şimdi şu tan alfayı tan betayı bulmak için tabii iki tane üçgene ihtiyacımız var. İki üçgen diyorum. Niye? İki tane açımız var. Birisi alfa, birisi beta. Şöyle iki üçgeni çizdim. Sonra diyorum ki şurası alfa derecelik açı olsun. Şurası da beta derecelik açı olsun. Alfanın kosinüsü 3 bölü 5'miş. Bak burası 3, burası 5'miş. O zaman tabii ki burası 4'tür. Beta'nın da sinüsü 5 bölü 13'müş. Bak burası 5'miş, burası 13'müş. Beta'nın sinüsü karşı bölü hipotenüsü. O zaman burası da 12'dir diyebiliriz. Tanjant alfa lazım bana. 4 bölü 3 artı tanjant beta lazım. 5 bölü 12
Artık kerisi 2 ayı. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 12 diyeceğiz. Bakınız şurada hemen dikkatimi çekti. Şunlar gidiyor. Buraya da 4 ile genişletirsen 16, 21 bölü 12 gelir. Üst taraf. Alt tarafta 1 eksi 5 bölü 9 yani 4 bölü 9 gelir. Sadeleşecekleri yine sadeleştirelim. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 7. Ters çevirip çarparsam 7 bölü 4 çarpı 9 bölü 4 gelir. Aynen. Ve bu da sevgili gençler 63 bölü 16'dır diyebiliriz. Tanjant alfa artı beta yani bu ifade 63 bölü 16'ymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam 15. soruyla. A, B, M, K. Reel sayı olmak üzere. Fx eşittir. X artı M çarpı kosinüs A, X artı B ve Fx. Fx artı pi bölü 5'e eşit olduğuna göre A sayısının kaç olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar. Fx eğer Fx artı pi bölü 5'e eşitse ben diyorum ki bu fonksiyonumuzun periyodu pi bölü 5'tir. Bunu bu şekilde anlıyorsunuz. Periyot pi bölü 5 ise ben bu periyodu nasıl buluyordum? Kosinüsün kuvveti 1 yani tekse 2 pi bölü mutlak değer a diyorduk. Ve eşittir diyorum pi bölü 5 olması lazım. 2 katıysa 2 katır. O halde mutlak değer a 10'dur. A sayısının kaç olduğunu bulunuz demişti. A sayısı ya 10'dur ya da eksi 10'dur. Bize pozitifliği veya negatifliği ile alakalı bilgi vermediği için a ya eksi 10'dur ya da artı 10'dur diyeceğiz sevgili gençler. 16. soru. X 0 ile pi bölü 4 aralığında olmak üzere 1 eksi 2 1 eksi sinüs 2x artı 1 artı sinüs 2x'in karekökü. Şimdi şu 1'i sin kare x artı kos kare x biçiminde yazıp eksi şu sinüs 2x de yarım açıdan 2 sin x kos x diye ayırırsanız sonra bir de alt tarafta bunun aynısının artılısı var bak. Sin kare x artı kos kare x artı 2 sinüs x kosinüs x dedim. Şimdi bunun da karekökü var tabii ki şu şekilde. Şimdi arkadaşlarım üst taraf sin x eksi kos x'in karesinin alt tarafta sin x artı kos x'in karesinin açılımı. Şu şekilde ve bunun karekökü var. O halde nasıl çıkar? Mutlak değer sin x eksi kos x ve bölü mutlak değer sin x artı kos x diye çıkacaktır. Şöyle. Pekala. Şimdi ben diyorum ki karekökten kurtardık. Neredeydi x'ler? Pi bölü 4 aralığında. 0 ile pi bölü 4 aralığında. Yani şöyle 45 diyelim şuraya. Bakın 45 dereceden önce kosinüsler sinüslerden daha büyüktü. Şimdi 45 dereceden önce kosinüsler sinüsten daha büyükse o zaman ben sinüsten kosinüsü çıkarırsam negatif olur. Demek ki bu dışarı eksi sinüs x artı kosinüs x diye çıkar mutlak değerden. Alt tarafta ikisi de pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Sin x artı kos x biçiminde. İşte sevgili gençler cevabımız budur diyebiliriz. Eksi sin x artı kos x ya da kos x eksi sin x bölü sin x artı kos x biçiminde ben bunu ifade edebilirim. Geçtim bir diğer sayfama. Sin x artı sin y a'ymış. Kos x eksi kos y de b olduğuna göre kosinüs x artı y'nin a ve b türünden eşitliğini bul demiş. Kosinüs x artı y'nin ne olduğunu biliyoruz. Kos x çarpı kos y eksi sin x çarpı sin y olduğunu biz biliyoruz. Toplam formülünden, kosinüsün toplam formülü. Peki ben a'nın karesi deyip şu ifadenin karesini alsam ne gelir? Sin kare x artı sin kare y artı 2 çarpı sin x çarpı sin y gelir. Doğru mu? Doğru. B kareyi de bulalım. Alttakinin de karesini alalım. Kos kare x artı kos kare y eksi 2 kos x kos y gelecektir arkadaşlar burada. Şimdi bana sorulan, unutmayalım onu, şu. Bana sorulan bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunları biz bir güzel bir toplasak. Bunları bir toplayalım. Bakın neler bulacağız. A kare artı b kare eşittir. Gördüğünüz üzere şuradaki sin kare x ile kos kare x'in ve sin kare y ve kos kare y'nin toplamı 1. Ve 1 artı 1'den burası 2 gelir. Ve daha sonrasında bana cos x cos y eksi sin x sin y lazım ya. Ben bunları toplarsam sin x sin y eksi cos x cos y'yi bulacağım. O zaman eksi 2 parantezini alalım biz bunu. Eksi 2 parantezinde bundan bunu çıkarıyorum ya. Pardon, bunları topluyorum ya arkadaşlar. Burası ne gelir? Eksi 2 parantezinde cos x cos y
Eksisiniksiniye gelir. Yani tam olarak benden istenen ifade gelir. Şimdi şurası benden istenen ifade. Burası a kare artı b kare. Burada bir ikimiz, bir de çarpı -2'miz var. O halde ben önce şu 2'yi karşıya atayım. Yani diyeyim ki a kare artı b kare eksi 2. Daha sonrasında her iki tarafı eksi 2'ye bölerseniz işte bizden istenen ifade tam olarak yalnız kalmış olur. Ve cevabımız da budur diyebiliriz sevgili gençler. Eğer şıklarımız da yoksa şu vardır. 2 eksi a kare eksi b kare bölü 2 vardır. Cevap ya budur ya da budur. İkisinden birisi. 17. soruyu da çözdük. Güzel soruydu. Devam ettim 18. soruma. Pi bölü 2 ile pi aralığında. Yani kaçıncı bölgede arkadaşlar? İkinci bölgede. Tan x 4 tane kot x. Yani sevgili gençler, tan x eşittir 4 bölü tan x'i yazabilirim ben. Bu kot x'i biliyorsun 1 bölü tan x'ti. Tan x ile tan x'i buluşturursak tan kare x eşittir 4 olacaktır. Ve buradan tan x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Fakat ikinci bölge dediği için tabii ki ben 2'yi değil eksi 2'yi kabul edeceğim tanjant x niyetine. Tamam mı? Niye? Negatif çünkü. İkinci bölgede tanjant negatif. Tanjant x'i bulduk. O zaman şurayı bir güzel sin x parantezine alalım. Ne gelir? Cos x artı sin x gelir sevgili gençler. Sin x de lazım. Cos x de lazım. O halde şunu şöyle bir çizelim. Çizdikten sonra diyelim ki hoca şurası x derecelik açı olsun. Burası 90. Tanjantı vermiş. Eksi 2'ymiş. O zaman burası 2 ise burası 1'dir derim. Ve burası da tabii ki kök 5 olur. İkinci bölgede olduğumuzu unutmayın. İkinci bölgede olduğumuzu unutmayın. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. İkinci bölgede sinüs pozitifti. 2 bölü kök 5 dedim. Çarpı açtım parantezi. Kosinüs x. Yani 1 bölü kök 5. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi 1 bölü kök 5. Artı bir de sinüs x'imiz yani 2 bölü kök 5'imiz mevcuttu. 2 bölü kök 5 ile neyi çarp demiş bize? Şunları ikisini topla yani 1 bölü kök 5 bunları çarp demiş. Üst taraf 2 alt taraf 5 olur. Cevabımız 2 bölü 5'in ta kendisidir diyebiliriz. Güzel sorular sevgili gençler bunlar. Devam ediyorum 71. sayfamın sağ üst tarafıyla artık son 2 sorum. Ve diyorum ki hocam şurası alfa. Yanında da pi bölü 2 var. Bizden istenen neymiş o zaman? Kosinüs pi bölü 2 artı alfaymış. Tabii pi bölü 2 dediği için isim değiştireceğiz. Bir kere sinüs olacak. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğundan eksi sinüs olacak. Ve buraya da alfayı yapıştıracağız. Bizden istenen şey eksi sin alfaymış. Bu cepte. Bu cepte. Ya güzel kardeşim. Bu alfa denen açı sinüsü 5 pi bölü 5 bölü 13 müymüş? O zaman çizersin üçgenini. Tamam mı? Dersin ki hocam şurası alfa olsun. Bunun sinüsü 5 bölü 13'müş. Yani burası 5, burası 13'müş. O zaman burası 12 olmaz mı? Olur. Neyi istiyordu? Zaten sinüsü 5 bölü 13 yapıyordu. Üçgen bile çizmemize gerek yokmuş ha. Üçgene bile gerek yokmuş. Zaten biz sinüsünün 5 bölü 13 olduğunu biliyorduk. O zaman cevap eksi 5 bölü 13'tür diyebiliriz. Cevabımız buydu. Yanlışa sürüklemek için değil de süremizi yemek için olan tongaya çok güzel bastık. Değil mi? Evet, geldik son sorumuza sevgili gençler. Aşağıda çok da tarz bir sorudur, güzel bir sorudur. Acil'in sorusu. Bizim yayının sorusu. Sevgili arkadaşlar, o yüzden şöyle önümüzü ilikleyip çözmemiz gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Harbiden sağlam soru, güzel soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. F fonksiyonu sıfır sonsuz alanı reel sayılara taşıyan bir fonksiyon. X kare eksi x artı 2 olarak verilmiş bize. Tabii bir parabol olduğunu anlıyoruz. Zaten şeklini de bu şekilde vermiş. Ve de deniliyor ki bu x kare eksi x artı 2. Bakın burada bir OP doğru parçası var. Alfa derecelik açı yapmış falan. Sorumuzu bir okuyalım bakalım. Diyor ki SML hocam OP doğru parçalarının eğim açısını P'nin apsisinin bir fonksiyonu olarak yazmış. P'nin apsisinin bir fonksiyonu. Eğim açısını yazmış ama bakın. OP doğru parçalarının eğim açısını P'nin apsisinin bir fonksiyonu. Yahu. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Hani eğimi bulalım en azından, değil mi? En azından eğimi bulalım. Şimdi ben şuraya x dersem şu kısmın sevgili gençler ne olduğunu biliyoruz. Tabii parabolde yerine yazdığımız zaman alacağımız değerin olduğunu biliyoruz. X kare eksi x artı 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela buradaki eğim nedir arkadaşlar?
Eğim şudur. Tanjant alfa ile bulunur hatta eğim. Onu da biliyorsunuz. Karşı bölü komşu. X kare eksi x artı 2 bölü x'tir. Ama şöyle bir durum var. Ben bu fonksiyona gx fonksiyonu diyemem. Yani SML hocanın yazdığı fonksiyon yani g'ymiş ya eğim açısının fonksiyonu. Ben buna gx diyemem. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz şu an eğimi bulduk. Eğimin açısını bulmadık. Açıyı nasıl bulacağız? Çok basit. Hocam açısını bulabilmek için yani şuradaki alfayı bulabilmek için ark tanjant x kare eksi x artı 2 bölü x dersek işte o alfa yalnız kalacaktır ve alfayı bulmuş oluruz. İşte bu da gx fonksiyonudur sevgili gençler. Birinci öncülde söylediği gibi diyor ki p'nin apsisi x ise şurası a eşittir. Buradaki a alfa olan a arkadaşlar. A eşittir gx o da arc tanjant x kare eksi x artı 2 bölü x'tir demiş. Vallahi doğru söylemiş. Birinci öncül doğru. G fonksiyonu birebir değildir demiş. Şöyle birebir değildir. Orayı da yanlış yazmışız. Şimdi dikkatli dinleyin. Bu G fonksiyonu açı bulduruyor sadece değil mi? Açıyı bulduruyor. Şimdi ben diyorum ki bu O noktasından çekilen doğru. Sonuçta buradaki P sevgili gençler oynak bir nokta. Yani P burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, şurada da olabilir, her yerde olabilir. Varsayalım ki şurada olsun. Şurada. Şimdi bunun apsisi buradaki P noktasının apsisine ben x1 dersem buradaki şu noktanın da apsisine x2 dersem şimdi gençler gördüğünüz üzere buradaki eğim açısıyla alfa 1 ile şuradaki eğim açısı aynıdır. Yani hem x2 değeri için hem x1 değeri için benim eğim açım aynı geliyor. O halde birebir olur mu? İki farklı değer için aynı sonucu alıyoruz. Birebir fonksiyonları biliyorsunuz. Her farklı değer için farklı bir sonuca ulaşıyorduk. O zaman birebir olmaz. Öncülde de demiş ki birebir değildir. Tabii ki değildir. G'nin minimum değeri arktanjant 7 bölü 2'dir. Şimdi bir düşünün bakalım. Bu G fonksiyonu ne işe yarıyordu? Eğim açısını buluyordu. Eğim açısının en küçük olduğu yer neresidir? Yani şunu OP doğru parçasını tuttunuz. Şöyle mi olursa daha küçük olur? Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Yoksa tekrardan bu şekilde mi? Bakın açının en küçük olduğu yer şuradaki açıdan bahsediyorum arkadaşlar. Şuradaki açı var ya ona bakacaksınız tamam mı? Ben diyorum ki bu açının en küçük olduğu yer neresidir? Bak şuradan sonra tekrar büyümeye mi başlıyor bu açı? Aynen öyle hocam tekrar büyümeye. O zaman en küçük yer neresidir? Bu parabolün tepe noktasının apsisinin olduğu yerde bu en küçüktür. Tepe noktasının apsisi nedir arkadaşlar bu parabolümüzün? Eksi b bölü 2a ile buluyorduk. Eksi eksi 1 bölü 2 dersek 1 bölü 2 olmaz mı? İşte burası 1 bölü 2'ymiş. Ve bu eğim açısının en küçük değerini hesaplamak adına ben gidip g fonksiyonunda yerine yazmayacak mıyım? G 1 bölü 2 diye. Bu da ark tanjant 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü x dedim. Bakın x de 1 bölü 2 zaten. Şimdi ben diyorum ki şuradaki 1 bölü 4'ten 1 bölü 2'yi çıkarırsanız eksi 1 bölü 4. 2'den 1 bölü 4'ü çıkardınız. 7 bölü 4. 7 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye bölerseniz çat gitti çat gitti 2 geldi 7 bölü 2. Yani cevap neymiş? Arktanjant 7 bölü 2'ymiş bu eğim açısının alabileceği en küçük değer. Bize ne demiş? Zaten onu söylemiş. O halde cevabımız ne olacakmış? 1, 2 ve 3 olacakmış sevgili gençler. Vallahi çok hoş soruydu. Ve artık videonun çalışma sorularının sonuna geldik. Trigonometri çalışma soruları dedik. Ama sen trigonometri ile alakalı tabii ki daha fazla soru görmen gerekiyor. Sadece bunları çöz gir sınava demedik. Dolayısıyla da bilmeyen arkadaşlarım için tekrar ediyorum. Bilenler varsa şu an videodan ayrılabilirler. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Trigonometri çalışma sorularından daha sonra şimdi 20 tane soru var. Evet, bakayım 20 tane. 20 soruyla sınava girilmez. Daha fazla soru görmen lazım. Soru bankasından soru çözmen lazım. Ama hani güzel sorular olsun hocam, kaliteli biraz da zor sorular olsun diyorsan bak bu XXR soru çözümlerinin içerisinde linkini buraya bıraktım. Tıkladığın an açılacak. Linkini buraya bıraktım. Açarsın. XXR'cın içerisinde zor trigonometri soruları var. Bu bir. İkincisi 40 soruda trigonometri serimiz var.
40 soruda trigonometri videolarını da izlersin. Toplam 40 tane soru var. PDF'leri de mevcut. Bu linklere tıkladığın zaman bir video açılıyor. Videonun altında açıklama kısmı var. Açıklama kısmına tıkladığınız takdirde de alta ben sana linki bıraktım. Tıklıyorsun, tertemiz PDF. Üzerinde reklammış, filigranmış, şuymuş, buymuş yok. Tertemiz PDF. Çıktısını alıyorsun, cam gibi karşına geliyor. Sıkıntı yok. TYT, AYT 2021 kaliteli sorularla hızlı konu tekrarıyla arkadaşlar acil tekrarlarımız var bizim. Acil yayınlarının hocaları olarak bir araya gelip de sizler için soru seçtiğimiz, sizler için hızlı konu tekrarları seçtiğimiz serimiz. 2 senedir yaptığımız bir seri. Bu 2021'deki. Bunların da içerisinde trigonometri kısmındaki soruları çözebilirsin. Daha sonrasında limit türev zaten bulamayacaksın bunun içeriğinde. Trigonometriyi. Pandemide tam kapanma. Hatta bak şu son soruyu da son soru şunun içerisindeydi. Pandemide tam kapanma kampının içerisinde de sorduk biz bu soruyu. Ve o tam kapanma kampının içerisindeki sorular da aynı o son soruya benzer sorular. Beğendiysen aklında bulunsun. Problemler kampının içerisinde zaten bulamayacaksın trigonometriyi ve 2020 YKS konu anlatımlarının içerisindeki trigonometriyi de dinleyebilirsin ama yukarıdaki trigonometri konu anlatımının aynısı zaten. Dolayısıyla şu hiçbir farkı yok. Bu videoyu izlediysen buna da şimdilik gerek yok. Aklında bulunsun. Trigonometri kısımları aynıydı. Evet, senin için daha ne yapalım diyoruz. Yol da gösterdik, yön de gösterdik. Adres de gösterdik. Adresin belli zaten. SML Hoca Matematik. Bu arada abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Adresiniz değişebilir arkadaşlar. Bu şey değildir. Nedir onun ismi? Ya benden dinliyorsan başka birinden dinleme gibi bir muhabbet değildir. Bu eğitim çünkü. Nereden iyi anlıyorsan oradan dinleyeceksin kardeşim. Benden anlıyorsan benden, ondan anlıyorsan ondan, bundan anlıyorsan bundan. Fakat hani bu bir şey değil. Nedir onun ismi? Kıstas haline gelmesin sizin için. Ha, ne demek istiyorum? Eskiden bizim böyle imkanlarımız yoktu. Bir tane, maksimum 2 tane hocamız vardı. Hadi dershaneye gidiyorsak 3 hocam vardı. Üçünden birinden anlayacaksın. Ne özel ders imkanımız vardı. Ne işte YouTube'da ders dinleme imkanımız vardı. Yahu eskiden böyle bir isim vermeyeyim. Bir dershanenin bizim zamanımızda o zamanlar yeni yeni böyle CD seti çıkarmıştı öğrencilerine. Böyle kutunun içinde CD'ler vardı. 100 küsür tane CD. Benim arkadaşım o dershaneye gidiyor. Bizim dershanenin öyle bir hizmeti yoktu. Bizim arkadaş o dershaneye gidiyordu. Bir gün böyle tabii o biz Kazan'da oturuyorduk. O Ankara'ya yani böyle Kızılay'a falan gidiyordu. Oradan böyle otobüste gördüm. Elinde böyle CD şeyiyle böyle bir de ona poşete falan da koymamış. Ha, hava açacak ya şöyle otobüste oturuyor kucağına koymuş böyle bekliyor. Dedim ki bunlar ne? Dedi ki böyle böyle. Kitapların içindeki soruların dedi çözümleri dedi. Bilgisayara takıyorum dedi. Hangi soruysa tıklıyorum dedi. Açılıyor hemen dedi. Vay dedim be. Ulan adama bak dedim. Şimdi dedim bana dedim bu fark atar. Niye? Çünkü ben çözünce bekliyorum. Dershanede matematik dersi hangi günse onu bekliyorum soruyu çözdürebilmek için hocaya. Hocanın yanına gidiyorum. Eğer benim önümde 3 öğrenci varsa bekliyorum onların sormasını. Teneffüs bittiyse ertesi teneffüsü bekliyorum. Herkesten önce soru sorabilmek için zil çalar çalamaz hocam çıkabilir miyim diye sınıftaki hocadan izin isteyip fırlıyordum hocanın yanına. Okulda keza öyle o şekilde. Okul daha da zordu. Niye? Okulda daha fazla öğrenci var. Bizim zamanımızda o son sınıfta 330 tane öğrenci okuyorduk. 330'dan da fazla hatta. Ve dolayısıyla bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Şimdi sen 40 çeşit hoca var. Bırak 40 çeşit ya. Yani YouTube'da 200 çeşit, 300 çeşit matematik hocası var. Yani hangisinden dinliyorsan onu hangisinden anlıyorsan onu dinliyorsun. Bu çok güzel bir nimet. Bunları değerlendirin arkadaşlar. Artık açıklayıcı olduğunu düşünüyorum söylediklerimin. Sonraki konumuzda limit ve sürekliliğe geçeceğiz arkadaşlar. Limit ve süreklilikte de sembolik mantık derslerini biliyorsunuz. Bu P'lerin, Q'ların bol olduğu ders var ya. Bolca kullandığınız o derste 1 ve 0 sayıları var ya arkadaşlar. Fizikteki karşılığının sırasıyla akım geçer ve akım geçmez olduğunu. Ve sırf bu yüzden de bütün elektronik cihazların üzerinde bulunan bu açma kapama tuşlarının bu şekilde 1 ve 0'dan oluştuğunu en azından kumandanızın üzerindeki sembole bakarak bunun aslında matematiğin bir icadı olduğunu
Tahmin etmiş miydiniz? Tahmin eder miydiniz? Veya buradaki 1 ve buradaki 0'ı görüyorsunuz. Akım geçer, akım geçmez. Buna basarsanız tam tersi olacak aslında. Burası on, burası off olacak arkadaşlar. Görsel hatalı, ben değilim. Burası on, burası off. Akım geçer ve akım geçmez olduğunu tahmin etmiş miydiniz? Biliyor muydunuz? Böyle şeyleri de ben sizlerle, bildiğim şeyleri de bu şekilde paylaşmayı seviyorum. Limit ve süreklilik dersinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.